Sevgili Sevim Bekgöz, bugün mutfağımızda neler yapıyoruz? Hemen şöyle bir bugün bakalım. Bugün mantarlı, ıspanaklı enginar yapacağız. Güzel bir sosla. Közlenmiş patlıcanla birlikte köfte yapacağız. Közlenmiş patlıcanlar önceden közlenmiş, evet, gelmiş. Harika közlendi. Kokuyor. Evet sevgili Sevimci. Kokuların sebebi enginar ve Allah mantarlı. Allah Allah, enginardan böyle koku mu gelir? Karamelize enginara? Ettim soğanları. Ya. Güzelce üzerine oturtturdum enginarlarımı ve güzelce pişirdim. Evet, malzemeler ekrana gelsin. Evet. Burada da sosumu hazırladım. Üzerine koyacağım sosumu. Soğanlarımı güzel küp küp kestim. İçine yeşil biber, kırmızı biber ekledim. Mantarlarımı ekledim. Onlar kavrulunca ıspanaklarımı koydum. Bunlar da güzelce pişti. Şimdi bu enginarlarımı, pişen enginarlarımı şöyle alıyorum cam kabımın içine, soğanlarıyla birlikte altta kalsın soğanları istiyorum. O lezzet verecek çünkü. Evet, evet. Üzerine de yapmış olduğum sosumu koyacağım. Şöyle. Evet. Soğanlarımı da hepsini alıp. Alalım lezzeti. Evet, içinde kalacak. Üzerine sosumu koyup kaşar peyniri vereceğim ve fırına. Fırına vereceksin tekrardan. Kaşarlar orada eriyene kadar pişecek herhalde, çok fazla değil. Kaşarlar kızarana kadar eriyene sadece. Kadar zaten pişmiş malzemelerin hepsi. Evet. Bu şekilde de tüketebilir tabii, tabii. Aslında değil mi? İsteyen? Yani kaşar koymak istemiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Oh, çok güzel oldu, çok güzel görünüyor. Şöyle renk zamanda. Renk. Ispanak var dedin, mantar var, kırmızı biber, yeşil biber. İsterseniz sarı biber de çok yakışıyor. Sarı biber de ekleyebilirsiniz. Çok güzel. Üzerine birazcık kaşar, rendeleyeceğiz gibi geldi ama sen böyle dilim dilim yaptım. O da güzel. Yayılacak istiyorum, yayılsın istiyorum, yayılsın kaplasın istiyorsun. Mantarları. Onu da koyalım görelim sosunu. Dilersen. Tamam, şöyle hemen koyayım. Şu şekilde kestiğin. Şöyle üzerini kapatıyorum. Of, çok güzel oldu. Ve ardından ısınmış. Da ne yapacaktık? Közlenmiş patlıcanla köftemiz var. Közlenmiş patlıcanı labneyle yoğurtla birlikte karıştıracağım güzel. Ali Nazik miydi bu? Patlıcanlı kebap. Patlıcanlı olan hangi kebaptı? Ali Nazik. Ali Nazik de ona o havada kıyma, sanki bir şey. Kıyma ekliyoruz ama labne ekleyeceğim. Labne yok aslında tamam. Onda. Normal top top köfte yapıp kızartacağım. Ona geleceğiz. Tamam. Ona geleceğiz. Bunu dilersen fırına verelim. Evet, bunu fırına veriyorum. Haydi bakalım. Kaç dakika, kaç derecede 180 pişiyor? Derecede. Üzerleri kızarana kadar sadece pişiriyoruz. Bu kadar. Evet, şimdi neye başlıyoruz? Közlenmiş şimdi, evet, patlıcanlı köftemiz. Köftemiz var. Buyurun. Köftemi yapmaktan başlıyorum. Başlayalım bakalım. Şöyle maydanozunu ekleyeceğim. Tamam. Normal klasik köfte yapıyoruz aslında. Evet. Karabiberimiz. Bildiğimiz ev köftesi, evet, anne evet. Köftesini aynen hazırlıyoruz. Öyle. Şöyle tuzumuz. Efendim. Kimyon. Kimyonumuz. Ve sarımsağımız var. Oh. Ve soğanımız. Çok güzel. Bunu şimdi güzelce. Şöyle biraz da yağ ekleyeceğim. Kuru olmasını istemiyorum. Çünkü galeta unu kullanacağım. Normal bayat ekmek kullansaydım yağ eklemeyecektim. Çünkü bayat ekmeği ısladığım için köftem yumuşak olacaktı. Galeta unu biraz sertleştiriyor köfteyi. O yüzden biraz... böyle istedin sen. Evet evet. Yani yağ ekledim. Yağ ekledim biraz. Yok, bayat ekmek olmadığı için galeta unu kullandık bugün. Eskiden hep bayat ekmek kullanılırdı. Evet, evet. Annemin yaptığı köfteleri hatırlıyorum da. Yani ben de normalde hep bayat ekmek kullanırım ama şimdi olmadığı için galeta unu kullandık. Çok güzel ince yufkanın üzerine böyle pıt 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 serdiğin zaman da fırında çok güzel lahmacun oluyor, evet. İnce hamurlu. Evet, evet. Şöyle biraz da galeta unu ekleyeceğim. Tam kıvamını bulduracağız. Evet. Top top köfteler yapacağım bunu. Közlenmiş patlıcanlarımızla buluşturuyor olacağız herhalde. Kızartacağım köftelerimi. Hı hı. Az yağda. Sonra labne ile yoğurdumu közlenmiş patlıcanın içine koyacağım. Yine arzu ederseniz bir diş sarımsak ve tuzunu ekleyip güzelce servis tabağına alacağım. Kebap gibi olacak yalnız bu değil mi? Patlıcanlı evet, evet, yoğurtlu. Yoğurtlu aynen. Kebap üzerine köfte. Bu niye fırına girmedi de tavada? Köfte mi? Köftesi, İstersek mesela. Yo size kalmış hayır, aslında. Hayır mesela yağda kızartmak yerine fırına koymak tabii, fırında da iyi bir fikir olabilir mi? Tabii daha yağsız istiyorsanız biraz daha sağlık yağsız açısından. Yağsız istiyoruz normalde ama daha lezzetli istiyorsanız tavada kızartabilirsiniz. Tavada kızartabilirsiniz. Diye. Tamamen size kalmış. Bunu yağda ben bugün öyle tercih ettim. Hadi öyle tercih etsin madem öyle biz de öyle yiyeceğiz evet, demek evet servis tabağını alacağım. Üzerine de köftelerimi, kızarmış köftelerimi tamam. Ekleyeceğim ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Peki. Niye kolay. Hani bir an önce bitirelim, bir an önce tadına bakalım. Çünkü gerçekten demiştim ya neden fırında yapmıyorsun, neden kızartıyorsun dedi. Bu iş gerçekten kızartılarak yapılırmış şu an gördüm. Daha evet. Henüz tadına bakmadım, az sonra bakacağım. Çok güzel bir patlıcanlı köfte yaptı. Sosunu istersen verelim. Evet, sosunu bir sosu eksikti zaten. Şöyle ama of, kırmızı of. Biberi yağda hafif yakıp böyle üzerine gezdiriyoruz.
Mükemmel görünüyor yalnız. Şu an herkes ekranlara kilitlendi eminim ve hemen yapmak isteyecektir. Çok güzel bir tarif oldu. Ellerine sağlık. Ve bir de enginarımız vardı. Evet, içine mantarla ıspanağı güzelce kavurduk. Kırmızı biber, yeşil biber, soğanlıyla birlikte güzel iç yağı hazırladık. Sonra enginarla birlikte pişirdik. Sevincim, her zaman olduğu gibi harikasın. Ellerine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.